Dedim ki bugün bir proje yapalım sıfırdan. Çünkü içerisinde Manitou-1'lar var, frontend'i var, Spring Boot var, işte her şey var. Ve bugün anlatacağımız her şeyi size Spring Boot web projesinin en güncel kullanılan yöntemlerini aktarmaya çalışacağım bugün. Bugün ne yapacağız? Benim her yayında sorduğum soru, bugün ne yapıyoruz? Bugünün hikayesiyle başlayayım ben. Şimdi biz Discord kanalında birçok arkadaşımıza canlı bir şekilde yardımlarda bulunuyoruz. Projelerinde takılıyorlar, eğitimlerinde bir şey anlamamış oluyorlar vesaire. Herkese elimizden geldiğince zaman buldukça yardım etmeye çalışıyoruz. Ve benim alanım olan Spring Boot ve Java konularında benim en çok karşılaştığım problemlerden biri de şu. Bazı yerlerden eğitimler alıyor bu arkadaşlarımız ve bu eğitimler hep eski yöntem ve nasıl diyeyim standartları gösteriyor o eğitimde. Şimdi insanlar da bilmiyor haliyle. Öyle olduğu için şöyle şeyler görüyorum. Autowired'lar, işte account service interface'leri, işte for döngüleri her yerde uçuşuyor. Ben zaten buna istinaden bir post hazırlamıştım Instagram'a, biraz isyan niteliğinde. Sonra baktım böyle olmayacak. Dedim ki arkadaş, birileri bazı dostlarımıza, arkadaşlarımıza yanlış şeyler öğretiyor. Ya yani yanlış demeyeyim de evet o da çalışır ama eski yöntemdir o. O öğrendiğiniz yöntemle sektörde iş bulamazsınız. 2 kere 2 4 eder. Dedim ki yani bu eğitimi veren insanlar, bu içerikleri hazırlayan insanlar bir araştırayım nedir ne değildir diye. Acaba eski eğitimler mi? Hayır abi güncel eğitimden bahsediyoruz. Yani güncel eğitimlerden bahsediyoruz. Ve şunu dedim yani insanlar onlara değer verip ilgi gösteren kişilere kendilerini yenilemek ihtiyacı duymamışlar. Hayır dedim arkadaş burada bir yanlışlık var. Bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Şimdi şu anlaşılmasın. Biz her şeyi en iyi bilen, en doğrusunu bilen kişiler değiliz. Ne ben ne işte Çağrı ne Murat. Ama belli bir tecrübemiz var. 11 yıllık, 12 yıllık tecrübelerimiz var bizim ve bazı yerlerde çalışıyoruz. Yani benim 16. şirketim falan yani öyle söyleyeyim. Çalışmadığım şirket kalmadı sektörde. Sektörde kalmadı. Ve bazı standartlar var ve takip ediyoruz. Burayı düzeltmemiz lazım. Bu kısmı düzeltmemiz lazım. O yüzden dedim ki bugün bir proje yapalım sıfırdan. Birazdan göstereceğim. Bana da bir assignment gelmişti. Ben bir kısmı tamamladım. Ama tamamlarken şunu dedim. İşte en son. Ya dedim yurt dur ben bunu yayında yapayım en iyisi. Çünkü içerisinde Manitou-1'lar var. Frontend'i var. Spring Boot var. İşte her şey var. Ve bugün anlatacağımız her şeyi aslında assignment'ın ihtiyacı olan her şey. Böylelikle size Spring Boot web projesinin en güncel kullanılan yöntemlerini aktarmaya çalışacağım bugün. Neler yapacağız bugün? İlk önce onlardan bahsedeyim. Ben Discord'a yazmıştım. Biraz kopya çekeceğim oradan. Başka eklemek istediğim bir şey var mı orada? İsyanlı girdim böyle ama. Başka. Yok. Ha, okey. Burayı eklemek istediğim bir şey yok. Tamamdır. Şimdi bugün ilk önce bir Spring Boot standartlarından bahsedeceğiz. Sonrasında Spring Boot ile bir proje oluşturacağız. Start Spring IO'dan. Sonrasında Spring Boot projesinin yapısında, paket yapısından bahsedeceğiz. Bu çoğu insanın atladığı bir şey genelde. Güncel Spring Boot proje yapısından bahsedeceğiz. Burada biraz işte 5. madde olan Facade Design Pattern'ın da yaklaşımını da aktarmış olacağım. Sonrasında modellerimizi oluşturmaya başlayacağız. Spring Data JPA ile burada ilişkileri kullanacağız ki en çok karıştıran ilişki many to one, one to one'dır. Many to many kolay. Araya bir tane tablo ekliyorsun, o kolay. Bu ikisinden bahsedeceğiz. Modellerimizi kod diliyle oluşturacağız. Yani Java projemizi başka bir yazılım dili koyacağız. DTO'larımızı oluşturup bunların birbirleri arasında dönüşümlerin nasıl olduğunu göreceğiz. Bugün bizim Java chatinde kimdi? Resul bayağı eziyet çekti bununla ilgili. Biraz da ona cevap vermiş olacağız. React hiç bilmiyorum. Bakın. React hiç daha bilgisayarıma React ile ilgili hiçbir şey yüklemedim.
Sizinle birlikte şunu da gör, yani bu yayınla birlikte şunu da göstermek istiyorum. Hiç bilmediğiniz bir alanda nasıl bir araştırma yapıp nasıl ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz? Ben bugün React'i seçtim. React ile proje oluşturacağız, API istekleri yapacağız ve tabii ki Docker entegrasyon yapacağız. Rhythm ile de bütün projeyi tertemiz bitirmiş olacağız. Çok uzun bir yayın olacak, haberiniz olsun. Çayınız, kahveniz ne varsa her şeyi hazır edin. Birazdan başlıyoruz. Sektörde best practice olarak service ve service implementation kullandırılıyor şu anda. Sektörde best practice olarak servis ve servis implementasyonunu kullandırıyorlar şu anda. Kim o? Kim kullandırıyor? Hocam projeyi sizinle birlikte eş zamanlı olarak ilerletmeyiz. Bu yayın hızımız tam olarak ne olacak? Hızlı olacak. Hızlı bir yayın olacak. Ama bölüm bölüm gideceğiz hepsini. O yüzden takıldığınız yerleri arada Discord'da konuşuruz zaten. YouTube'a yüklenir. Ama ne zaman yüklenir? Çünkü belli bir akışımız var biliyorsunuz YouTube'da. Haftada 3 yayınlıyoruz. Bir de yani 5 saatlik bir yayına 5-6 saatlik, bu arada 5-6 saatlik bir yayından bahsediyorum. 5-6 saatlik bir yayını nasıl koyarız onu da bilmiyorum. Murat büyük ihtimalle kızacaktır buna. Baştan kes, sonuna kes, yapıştırıyorum. Aynen. Hızlı olmaz ise, evet yani hızlı olmazsa aslında bu yayının hakkı 3-4 yayındır. Belki 5 yayındır da hızlı ilerlemek istiyorum. Çünkü bir yandan da e-ticaret projemiz var. Bu projeye böyle yani çok fazla şey yapmak istemiyorum. Gömülmek istemiyorum yayınlarda. Hepsini anlatacağım Furkan. Kod sınıflarının avantajı var mı? Okey. Şimdiki. Bugün ne yapıyoruz? Bu bana gelen bir assessment. Ne olduğunun ne önemi yok. Önemli olan ne istediği. İlk önce bununla başlayayım. Bunu anlatmakla başlayayım. Sonra parçalara başlayayım. Daha başlamadık. Ya şimdi başlıyoruz daha doğrusu. Şimdi istenen şey şu. Diyor ki senin bir tane API'nin olacak. Bu API Customer ID ve Initial Credit diye iki tane parametreli bir data alacak. Ve bu dataya istinaden yeni bir account oluşturacak. Ve bir tane daha endpoint'in olacak. Bu endpoint'te user information dönecek. User information içerisinde name, surname, balance ve transaction olacak. Transaction'ların listesi olacak. Bu kadar. Şimdi özellikle iş görüşmelerine başlayan, yurt dışında iş kollayan dostlar bu tarz şeylere aşina olması gerekiyor. Farkındaysanız şöyle bir data olacak, işte account modeli şöyle olacak, böyle bir şey yok. Tamamen senin kendi kurgulaman isteniyor. Bonuslar var. Diyor ki accounts ve transactionlar ayrı servisler olsun. Frontend olsun. Bir de CI/CD'ye önem ver diyor. Burada aslında demek istediği Docker. Yani Docker'ın olduğu sürece gerisi önemli değil. İşte constraint'ler var falan filan. Gerisi önemli değil. Ha şu önemli. For storing the information, the data can be saved in memory and not actually persisted to an external database. Bu ne demek? Ayrıca bir veri tabanı kullanma. Ya in memory bir data kullan. Bu ne olabilir? Hash map olabilir, listeler olabilir falan. Ya da H2 kullan. Ben H2 kullanacağım. Çünkü Hibernate'in gücünü kullanmak istiyorum burada. Yani MySQL, PostgreSQL falan kullanmayacağız ki genelde assignment'lar bu şekilde gelir. Okay. Şimdi ben bir Dravo'yu açayım. Açmayı unuttum her zamanki gibi. Şimdi proje yapısından bahsedeyim ilk önce. Daha sonrasında da şuraya geleyim tekrar Spring Boot standartlarına yavaş yavaş geçeriz. Şimdi bizden istenen şey ne? Bir frontend, bir de backend olacak. Yani backend dediği de API. API nereden çıkar? Backend'den çıkar. Şimdi iki tane ben buraya her zaman olduğu gibi kutucuk çizeyim. Backend, o da front end olsun. Şimdi frontend tarafına ayrıca bakacağız. Bugün daha çok biz backend tarafıyla uğraşacağız. Şimdi backend'de içine girecek olursak Spring Boot standartlarından bahsediyorum arkadaşlar şu anda. Birincisi Spring Boot projenizi
Birazdan göstereceğim nereden yükleyeceğinizi. İlk yüklediğinizde içerisinde oluşturduğunuz build dependency manager'ına göre değişiyor da. Bizim bugün Maven oluşturacağız. Bir POM XML var. Bu POM XML sizin bir tane göstereyim. Mesela bu. Benim daha önce yaptığım projelerden bir tanesi. Öyle bir POM XML vardır. Bu POM XML sizin uygulamanızın kullandığı bütün kütüphaneleri içerir. Versiyonunu içerir ve grup ID'sini ve artifact ID'sini belirtir. Bu aslında projenizin en yalın haliyle bir dokümantasyondur. Bir ne dedik? POM XML. Gradle projesi ise ne oluyordu? Build.gradle oluyor değil mi? Çağrı başkan. Bir daha söyle. Gradle projesinde build.gradle oluyordu. POM XML'i. POM XML'in içerisinde tutuyoruz. Dependency'de tutuyoruz başka. Ben hiç Maven'la çalışmadığım için emin değilim. Dependency'de tutuyoruz. Group ID, Artifact ID gibi proje ile ilgili bilgileri tutuyoruz. Description name bilgilerini tutuyoruz ki bu ilk defa gören birisi için bir dokümantasyon olsun. Bir de dependency'lerimizi tutuyoruz. Bu kadar. Tamam, yani Gradle'ı biraz daha şey hale getirebiliyorsun, flexible hale getirebiliyorsunuz ama genelde bu tarz şeyler basic projeler, temel projelerde böyle build Gradle dosyası içerisinde tutuluyor. Aynen. Şimdiki ben ufaktan projeyi oluşturayım. Daha sonrasında burada yavaş yavaş çizmeye başlıyoruz. Onun için start.spring.io'ya gidiyorum. Burayı bilmeyenler varsa chat'e yazsın. Bilmiyorum desin. Group ID'yi veriyoruz. Group ID bizim paketlerimizin gruplanacağı bir isimlendirme. Buraya genelde bir domain isminin tersten yazılmış şekliyle gider. Yani foxdev.com ise sizin uğraştığınız proje ya da site neyse işte o com.foxdev şeklinde başlar. Artifact sizin paketlerinizin ismini belirtir. Biz burada account diye bir proje yapacağız aslında değil mi? Account olsun. Account diye bir şey yapacağız. O yüzden account verdim artifact'e. Name de direkt zaten Artifact'ten aldı. İsterseniz değiştirebiliyorsunuz. Description alanına istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Burası free text format. Bu sizin projenizi ilk defa gören kişiler. Description'a bakarak fikir edinmesini sağlar. Spring Boot'un güncel versiyonu 2.5.1'dir. Bunun aşağısında günümüzde verilen eğitimleri yani 2.4.7 2.3.1'in altında olanlardan bahsediyorum. Hani 2.2.5'ler falan gördüm hatta. Bunlar eski versiyonlar ki Spring Boot'un web sitesinde bile o versiyonlar yok. Ha, şurada snapshotlar var. Bu snapshotlar deneyebilirsiniz. Yeni versiyonlardır ama çok önerilmez. En geçerli olan versiyon 2.5.1'dir. Ben Java kullanacağım bugün. Maven projesi oluşturacağım ve Java 11 kullanacağım. Java 16 yapabilirsiniz. IDE'niz destekliyorsa. Benim IntelliJ'im destekliyor ama biz bugün kodlarını da göstermek istiyorum ben. Bir de burada dependency'ler var. İşte dananın kuyruğu koptuğu yer burası. Burada Spring bize 25'ten fazla grupta 50'den fazla şey sunuyor. Kütüphane sunuyor. İhtiyacınız olanları buradan eklemeniz gerekiyor. Şimdi hepsini bilmeniz bilebilir misiniz? Hayır. Ben de bundan çoğunu bilmiyorum mesela. Ama şunu biliyorum. Ben ne yapacağım? Bir API açacağım değil mi? Bu API'yi açmamı sağlayan kütüphane Spring Web'dir. Daha sonrasında Lombok kullanmayacağım. Kotlin kullanacağım. O yüzden buna gerek yok. Bir şey mi diyecektin? Çağır başkan. Çağır. H2 database kullanacağım. In-memory veri tabanım olsun diye. Şöyle aşağılara inelim. Spring Data JPA kullanacağım. JDBC anlatanları da gördüm bu arada.
JDBC kullanmayın arkadaşlar. Yani sektörde artık JDBC kullanan çok 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 az yer vardır. Ya JPA vardır ya da başka bir şeyler vardır. Spring Data JPA kullanacağım ben. Bu arada Spring projelerinden bahsediyorum. Diğer projeleri bilmem. Yani .NET'i, işte Scala'yı falan filan onları bilmiyorum. Şimdi atmayalım o konularda. Ne ekledik? Spring Web, H2 Database, Spring Data JPA. Çok pardon. Bir şey unuttum mu? Ona bakıyorum. Ya tabii burada bir sürü var da. Bakayım. Apache Free Master Security kullanmayacağız. SQL kullanmayacağız. NoSQL kullanmayacağız. Messaging. Kafka'yı ekleyebilirim. Ama şimdi değil. DevTools'u kullanabiliriz. Evet. Proje otomatik bir şekilde refresh olsun diye. Nerede? DevTools. Provides fast application restart, live reload, and configuration for enhanced development experience. DevTools, siz kodu değiştirdiniz, kaydettiniz, tekrardan uygulamayı başlattığınızda, benim telefonumda ne olmuş? Bir dakika. Tekrardan uygulamaya başlattığınızda sadece o değiştirdiğiniz kısmı değiştirerek uygulamanızı çok daha hızlı bir şekilde ayağa kalkmasını sağlıyor. O yüzden mantıklı. Çünkü bugün bayağı bir şey yapacağız. Teşekkürler Melonya. Okey. Bu kadar. Generate diyorum. Tak. Bana bir tane zip oluşturdu. Dev'in altına attım. Bunu da hayır. Evet. Şimdi IntelliJ'yi açalım. File. Open. Bu indirdiğim dosyayı Trust New Window. Bu Everon arkada kalsın. Oradan bir şeyler kullanabilirim belki. Şimdi proje ilk indiğinde eklemiş olduğunuz dependency'leri varsa benim lokalimdeki Maven repository'den yoksa uzak sunucudaki Maven repository'den gidip getirecek. Getirecek dediğim de kendi yine cache'ini atacak aslında. Şunu aşağıya atayım. Projemiz açıldı. Ne demedik? Ne demiştik ikinci konuya? Sonra soruları alacağım. Spring Boot projesi oluşturma dedik. Paket yapısı. Şimdi bir Spring Boot projesi oluşturdunuz. Tamam mı? Ve ilk defa açtınız benim gibi şu anda. Yapmanız gereken paketlerinizi belirlemek. Ve bu paketler şu anda belli bir standart mı diyeyim, ne diyeyim? Yani Çağrı Başkan best practice mi diyeyim? Böyle belli bir düzeye oturmuş durumdalar. Nedir abi onlar? Nedir abi onlar? Bir. Standart ya. Best practice de değil yani. Aynen standart. Bir. Her projenin bir servisi olması gerekiyor. Servisi yaz. Servis paketi olması gerekiyor. Ki içerisinde servislerimizi koyabilirim. Bir diğeri controller olması gerekiyor. Kimisi buna resource diyor, kimisi buna API diyor, kimi buna controller diyor. Ben en çok controller'ı gördüm. Üçünden birini seçebilirsiniz aslında ama controller daha çok kullanılan bir şey. Ben controller kullandığım için şöyle bir feedback almadım hiçbir yerden. Burada controller kullanmışsın, burada API olması gerekiyor, almadım. Resource kullandım, öyle bir feedback almıştım mesela. Paket ismi yanlış falan diye. Ha, model olacak, tamam mı? Temellerden bahsediyorum. Modellerimiz olacak. DTO'larımız olacak. DTO'su olmayan hiçbir API yazmayın. Ne olur modellerinizi API'leriniz aracılığıyla dışarıya aktarmayın. Expose etmeyin. Control repository olacak tabi. Veri tabanıyla konuşacağız çünkü. Repository'leri aracılığıyla. Bir de exception'larımız olacak. Bu kadar. Paket yapımız şu. Source, main, java. Confox
Account, bunu zaten projemizi oluştururken koymuştuk, ismi vermiştik. Onun altında yeni paketler açtık. Controller, API'lerimiz burada olacak. DTO, controller'lar aracılığıyla göndereceğimiz modeller, nesneler bunun içerisinde olacak. Exception, projemizin içerisinde ya da API tarafından ileteceğimiz exception'lar ve handler'ları bunun içerisinde olacak. Hepsine gireceğiz bugün. Model, entity'lerimiz bunun içerisinde olacak. Entity'lere yardımcı olan kodcum benim. Teşekkür ederim. Mehmet, hoş geldin. Ne diyordum? Ha, entity'lerimize yardımcı olacak ek nesneler de bunun içerisinde olacak. Bu bazen karıştırılıyor. Abi, entity içerisinde bir tane enum yarattım. Bunu DTO'ya mı koymalıyım? Hayır, modele koymalısın. Modelin işi o çünkü. Abi şey yapabilir misin? Bu soldaki kısmı büyütebiliyor musun? Büyümüyor ya. Büyüyor aslında da. Settings olması lazım bir yerlerde. Dur. Ben senin için bak büyütüyorum. Hayır. Hayır. Yanlış bir şey yaptım bak. Şimdi nasıl? Windows sağ olsun. Chat nasıl? Şu an iyi, okunabilir. Şeye geçtiğinde birazcık daha şey yapabiliriz, sınıflara geçtiğinde. Tabii sınıfın içini yazarken zaten orası büyük. Editör büyük. Sol taraf büyümüyor. Sorulara geleceğim. Sorularınızı unutmayın. Sesli sohbete gelin, orada sorun sorularınızı. Ne diyordum? Modeller. Entity'lerimiz ve entity'lerimize yardımcı olan ek şeyler. Nesneler. Repository. Repository modelleri veri tabanınıza aktaran, veri tabanınızdan modelleri alıp şey pardon, veriyi alıp modelleri çeviren katman. Servis. Servislerimiz ise artık iş modelimizin oturduğu ana kısım. Controller'dan istiyorlar. Diğer dış servislerle iletişimi kurar, repository'ye veri iletir ya da bir repository'den veriyi çeken kısımdır. Şimdi burada şunu da anlatayım, şunu bir küçülteyim. Hayır, ya ne oldu ya? Şimdi burada bir fasat design pattern'ından bahsedeyim. Fasat design pattern'ı aslında bir tasarım desenidir, evet. Ama projelerde bu yaklaşım kullanılır. Nedir abi bu? Bizim de zaten yayınlarda da sık sık üzerinde durduğumuz konulardan biri de, şimdi bizim katmanlarımız var değil mi? Dur ya, bu kare olduğu için yapamıyorum bunu. Bizim katmanlarımız var. Uygulamamızın katmanları var. Şunu onları çizeyim. Bir tane de Alice çizeyim. Şimdi nedir katmanlar? Birincisi, bizim uygulamamızı dışarıya açtığımız katman, controller katmanı ya da API katmanı. Bu katmanın görevi şudur. Kullanıcıdan isteği alır. Kullanıcıdan isteği alır. Validasyonlarını yapar. Validasyonları da geleceğiz birazdan. Ama şöyle bir örnek vereyim. Bir request'iniz var. Bu request'inizde account ismi alıyorsunuz. Account name. Bunun boş olmama durumu bir iş kuralıdır, değil mi? Şimdi siz orada bir validasyon yapmazsanız kullanıcı oraya boş gönderir ve uygulamanız hataya sebebiyet verir. İşte controller'ın görevlerinden bir tanesi bu. Gelen istekleri kontrol et. Ki aşağıyı boşuna yorma. Eğer bir hata varsa istekte direkt geriye dön. Onu da göstereceğim birazdan. İsteği aldıktan sonra bu kontrolleri yapar ve nereye aktarır? Servis katmanına aktarır. Bu servis katmanı iş modelimizi işleyen kısımdır. İş modeli ne demek? İki tane sayıyı al, toplayıp geri dön. Mesela bu bir iş modeli. İşte bunu servis katmanında yapıyoruz. Buna gidip controller'da ya da başka bir yerde yapmıyoruz. Bunun böyle olmasının nedeni ne? Ha, onun cevabını birazdan vereyim. Servis katmanı ise kendi repozitorisi ile konuşur. Buradaki kural şu.
Şimdi diyelim ki örnek vermek için şunu göstereyim. Diyelim ki A servisiniz var. Bu A servisi hizmet ettiği şey A repozitorisini kullanarak A modelini işlemek. İşlemekten kastı veri tabanından getir, veri tabanına yaz gibi işlemler. Burada basit bir düzeyde bahsediyorum. Tabii ki farklı servisler, kompozit servisleriniz olabilir. Bunlardan bahsetmiyorum. Şimdi A servisi sadece ve sadece kendisine hizmet eden repozitörü ile konuşabilir. Gidip de A servisi eğer B repozitörüsünden B repozitörüsünden kullanarak bir B modeli verisine ihtiyacı varsa A servisi B repozitörüyü çağıramaz. Bunu yapmayın. Bu doğru bir yaklaşım değil. O neden böyle? Çünkü siz B modeliyle ilgili yapmış olduğunuz herhangi bir değişiklikte A servisini de değiştirmeniz gerekiyor. Hayır. İhtiyacınız olan tek şey bu araya girecek. Bu aradaki konuşmayı sağlayacak bir B servisi. Bu A servisi sadece ve sadece B servisiyle konuşur. Yani kendi katmanındaki bir veriyle konuşur. Onu da B repozitörüye aktarır. Geriye dönecekse döner. Repozitörü ise bu fazla çizmişim. DB. Repozitörü ise DB ile konuşur. Veri tabanına isteklerle bulunur. Burada Hibernate falan kullanıyoruz biz. Diğer dillerde başka şeyler kullanılıyordur eminim. C# bir şeyler duymuştum benim kuzenden. Kodcum benim geldim. genel Spring Boot standardı budur arkadaşlar. Yani sizden gelen projelerde A servisi başka repozitörleri çağırıyor, gidiyor kontrolörü çağırıyor vesaire. Bunlar doğru bir yaklaşım değil. Çünkü her yapacağınız değişikliklerde böyle karman çorman bir yapınız olursa, katman mimariniz olursa, buna katman mimarisi deniyor. Böyle bir şeyiniz olursa yarın bir gün her en ufak bir değişiklikte bütün projeyi değiştirmeniz gerekir. Ve hiç sektörde hiçbir yazılım şirketi ya da hiçbir yazılımcı da böyle bir proje elinde bulundurmak istemez. Layered Architecture. Aynen öyle. Şimdiki sorusu olanları ben sessiz sohbete alayım. 3 konuyu bitirdim.